Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıf tarih konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde zaman ve takvim üzerinde duracağız. E, baktığınızda Egon Friedl e, zaman üzerinde ve e, takvim üzerinde bir yorum yaparken, yani kronoloji üzerinde bir değerlendirme yaparken şöyle bir ifade kullanıyor. İnsanın en büyük özlemi, sürekli rüyası kronolojiyi dünyaya getirmektir diyor zaman bir defa görülebilir, ölçülebilir, hesaplanabilir, şematik bir hale getirilirse ya da getirirsek içimizde hemen onun bize ait olduğu duygusu, ona egemen olduğumuz duygusu ortaya çıkacaktır şeklinde bir değerlendirme yapar Egon Fredo. Tabi takvim nedir ona da bakmak lazım. Takvim deyince arkadaşlar astronomi gözlemlerine dayanarak zamanı bölümlere ayırmaktır. Zamanı yıllara, zamanı aylara, zamanı haftalara ve zamanı günlere ayırarak, ayırarak hazırlanan cetvellere biz takvim ismini veriyoruz. Tabi insanların zaman ölçüsü olarak kullandığı tarih olayların oluş sürecini gösteren çizelgeler olarak da değerlendirilebilir. Yani takvimi bu şekilde bir çizelge şekline dönüştürmek mümkündür. İşte zaman bölümlendirilecektir. Yıllar, aylar, haftalar ve günler olarak daha kolay incelenmesini ne yapacaktır? Sağlayacaktır diyoruz. Tabi takvimlerin meydana gelmesinde bazı olaylar direkt tesir eder. Mesela ekonomik faaliyetler tesir eder, sosyal olaylar tesir eder, dini nedenler öne çıkar. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak bir takvim meydana ne yapılabilir? Getirilebilir. Tabi takvimin kullanılması esnasında ya da meydana getirilmesi esnasında o toplumun bir alanda öne çıktığı da söylenebilir. Mesela hangi alanda? Astronomi alanında yetkin olduğunu, bilgi sahibi olduklarını ortaya koyar. Hatta o toplumların bu noktadan yola çıkarak gözlem evlerine, rasathanelere sahip oldukları bilgisi de ne yapar? Öne çıkar diyoruz. Peki, şimdi gelelim arkadaşlar. Takvimin oluşturulmasında esas alınan iki e, harekete bakacağız. Yani biz genellikle takvimleri işte ay yılı, güneş yılı esasına göre değerlendirirken bunlar neye göre belirlenmiştir? Hangi hareketlerden yola çıkarak değerlendirmiştir Ona da bakmamız lazım. Mesela gün diyoruz, ay diyoruz vesaire. Şimdi gün dediğinizde tabi bu coğrafi bir bilgidir ama yine de üzerinden hafifçe geçelim. Çünkü tarihle coğrafya birbirinin içindeki bilimler olarak karşımıza gelir. Gün dünyanın kendi etrafında bir tur atması bir defa dönmesiyle geçen sürüye verilen isimdir. Kendi etrafında bir tur atar. İşte buna biz gün ismini veriyoruz. Peki ay nedir? Ay da zaman olarak aydan bahsediyorum ayın hareketi çerçevesinde değerlendirilir. Ayın dünya çevresinde bir defa dönmesiyle geçen süreye verilen isim zaman olarak aydır. Dolayısıyla gün ve ay üzerinden gidilerek ne yapılmıştır? Takvimler meydana getirilmiştir. Tabi bakıyorsunuz dediğim gibi takvimler oluştururken işte kimi toplumlar güneş yılı esasına göre takvim kullandıkları görülür. Kimi toplumların ay yılı esasına göre takvim kullandıkları görülür güneş yılı deyince şu bilgi aklımıza gelecek dünyanın güneş çevresi etrafında bir tam turuna bir tam dolanımına biz ne diyoruz güneş yılı esasına göre takvimi oluştururken güneş yılı diyoruz ve bu süre yani dünyanın güneş ekseni etrafındaki bir tam turu 365 günde tamamlanıyor ifadesini kullanıyoruz peki ay yılı ney ay yılı da Ayın dünya etrafında 12 tur atmasına verilen isimdir. Ay yılı deyince bir tur değil, bir bir tur aydır. Ay yılının oluşabilmesi için 12 turundan bahsedeceğiz. 12 turunu 354 günde tamamlıyor. E buradan yola çıkarak fark ettiniz. Güneş yılı ile ay yılı arasında bir zaman farkı vardır. 11 günlük bazen 10 günlük bazen 11 günlük bir zaman farkının ortaya çıktığı da ne yapılır? ifade edilir. Şimdi gelelim. Dünyada ilk takvim nerelerde görüldü? Dünyada ilk takvimi kimler meydana getirdi? Hangi toplumlar meydana getirdi? Arkadaşlar takvimleri meydana getirirken toplumlar ya ay yılı üzerinden gittiler ya güneş yılı üzerinden gittiler. Dolayısıyla aynı anda iki takvimin birden kullanıldığı söz konusu değildir. İlk dönemler için konuşuyorum. Sonraki dönemlerde zaman zaman bu kullanıldı. Tarihte ilk takvim bilgisi ay yılı üzerine göre olduğu ifade edilir. Ve bunu 360 gün olarak belirleyen bir toplum vardır. Ay yılını 354 değil de 360 gün olarak belirlemiştir ve onu kullanmıştır. Ayın hareketlerinden yola çıkarak kullanmıştır. Kimler? Dünyanın aynı zamanda ilk medeniyeti olarak bilinen Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerlerdir arkadaşlar. Sümerler bu takvim bilgisine ulaşırken yani ay yılı esasına göre takvimi meydana getirirken kendilerinin tapınakları olan tanrılarına tapınmak için yapılan ve çok katlı olduğu bilinen Genellikle yedi katlı olduğu ifade edilir ve bu tapınakların üzerine çıkıp tanrılarıyla hasbihal ettikleri esnada gözlemleri çerçevesinde bu bilgiye ulaştıklarını söyleyerek diyoruz ki arkadaşlar ay yılı esasına göre takvimi Sümerler zikuratlar sayesinde meydana getirmişlerdir. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirsiniz dini inanışlar bilimsel gelişmelere de etki eder mi? Eder. Böyle bir değerlenme yapabiliriz. Peki dünyadaki ay yılı esasına göre ilk takvim kimdeymiş? Sümerler'de. Tabi Sümerler ay yılı esasına göre takvimi yaparken 354 gün üzerinden değil de 360 gün üzerinden bir hesaplama ne yapmışlar? Yapmışlar. Peki geçelim. Güneş yılına geçelim. Güneş yılı esasına göre takvimi ise bir başka medeniyet. Yine dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi. Özgün bir medeniyet. Mısır medeniyeti meydana getirmiş diyor. bundan günümüzden yaklaşık 6 bin yıl öncesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Tabi Mısırların takvimi meydana getirmesi bu kez dini bir inanışa dayalı değildir. Peki neye dayalı? Ekonomik bir faaliyete dayalıdır. Mısır'ı Mısır yapan, Mısır'ı zenginleştiren Nil nehrine göre hareket ettikleri görülür. Nil ne zaman taşar, Nil ne zaman çekilir, ve buna göre ne zaman ekim yapılır, ne zaman hasat yapılır bunları belirlemeleri gerekiyordu Mısırlıların. İşte bu noktadan Nil'in hareketlerine göre bir takvim meydana getirmişlerdir. Ve bunu da güneş yılı esasına göre değerlendirmişlerdir. Buradan da yola çıkarak dedik ki nasıl Sümerler dini bir olay üzerine bir takvim meydana getirmişlerse Mısırlar da ...ekonomik bir faaliyet üzerine bir takvim meydana getirmişlerdir. Dolayısıyla e, bilimsel gelişmeler farklı nedenlerle öne çıkar mı? Çıkıyor arkadaşlar, onu unutmayalım. Peki, geçtim. Yeni bir takvim ismi gördünüz. Aslında bu jülyen takvimi Mısırların meydana getirdiği güneş yılı esasına göre takvimin biraz daha geliştirilmiş halidir. Biliyorsunuz Jül Sezar Mısır'ı ele geçirdiği zaman onların kullandığı takvimle almış, biraz da geliştirmiş, aylara kendi tanrılarının isimlerini vermiş, kendilerine göre kültürel değerler ilave etmiş, biraz da düzenlemiş ve bunu 365 gün 6 saat olarak da ne yapmış hesaplatmış ve buna kendi ismini vermiştir. Julian takvimi ismi verilmiştir. Peki bugün kullanılan takvim bu mudur? Hayır. Bakın güneş yılı esasına göre takvim kullanıyoruz. Evet günümüzde. Fakat bizim kullandığımız takvim Mısırların meydana getirdiği ilk özellikli takvim değil. Peki Julian takvimi de... O da değil. Peki hangi takvim şu andaki kullandığımız miladi takvim olarak değerlenmeye alınan takvim ki buradan bir şeyi bilmekte fayda var. Milat doğum demektir. Günümüzdeki takvimin ismi miladi takvim. Doğum kelimesinden yola çıkarak ortaya konulmuştur. E bakıyorsunuz Julian takviminin meydana getiriliş tarihine ya da yapılış tarihine milattan önce 46. Yani milattan öncedir. O zaman milada henüz gelmemiştir. Peki şu anda kullandığımız takvim hangisi? Hemen ona da bakalım. Gregorian takvimi. Şu anki takvimin tam anlamıyla ortaya çıkmasını sağlayan kişi Papa 13. Gregor isimli bir din adam. Alıyor Julian takvimini. Biraz daha düzenlemeler yapıyor ve son halini veriyor. Son halini veriyor. Ve işte o son haliyle günümüzde kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu son düzenlemeyi Papa 13. Gregor yaptığı için bu takvime Gregorian takvimi ismi ne yapılıyor? Veriyor arkadaşlar. Onu da ifade etmek lazım. Demek ki takvimin günümüze kadar intikalinde Dönem dönem düzenlemeler yapılmış. Farklı milletler, farklı toplumlar, farklı kişilerin etkisi olmuştur diyoruz. Peki, günümüzde dünya genelinde kullanılan takvimlere şöyle. Tabii çok sayıda takvim var. Yerel takvim takvimler var. Ee, bölgelere göre değişen takvimler var. Milletlere göre değişen takvimler var. Ama genele vurduğumuzda, yoğun olarak kullanım noktasına baktığımızda dünya genelinde iki tane önemli takvimin öne çıktığı görülüyor. Birisi miladi takvim, hakeza biz de kullanıyoruz. Diğeri hicri takvim ya da kameri takvim ismini de kullanabiliriz. Genel olarak bu iki takvim daha ağırlıktadır. Miladi takvim ve hicri takvim olarak değerlendirilmiş aldığımız takvimlerdir. Tabi bir de artık yıl Esası denilen bir esas var. Peki bu artık yıl ne? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Normalde yine bu da coğrafyanın konusu ama değinmeden geçmeyelim. Madem konumuz takvim, takvim üzerinde dururken artık yılı bahsetmeden geçmek olmaz. Arkadaşlar güneş yılı esasına göre değerlenme yaptığımızda yıl ne kadardı? 365 gün 6 saat. Peki biz 365 günü kullanıyoruz. Peki, o 6 saat ne oluyor? O 6 saat her 4 yılda bir toplanıyor. Yani 24 saat yapıyor. 4 yılda bir. E, bir güne tekabül ediyor. O bir günlük zaman dilimini o yıl Şubat ayına ilave ediyoruz. Şubat öyle yıllarda 29 çeker. Her 4 yılda bir 29 çeker. Muhtemel ki sizin de 29 Şubat'ta doğan arkadaşınız vardı. 4 yılda bir doğum günü kutladığını da 3 aşağı 5 yukarı bilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. İşte bu yıllara o 4 yılda bir toplanıp da ilave edilen yıllara biz artık yıl adını ne yapıyoruz? Veriyoruz 366 şekliyle karşımıza geliyor arkadaşlar. Peki... Şimdi geçelim. Demin bahsettik. Miladi takvim, Hicri takvim. Dünya genelinde bu iki takvim yoğun olarak kullanılıyor. Genellikle Müslüman dünyasında Hicri takvim kullanıldığı biliniyor. Fakat resmi işlerde Miladi takvim de kullanılıyor. Genel çerçevede, kültürel olaylarda, dini olaylarda vesairelerde evet. Hicri takvim kullanıyor ama resmiyete binaen miladi takvim biraz daha öne çıkıyor. Arkadaşlar Hicri takvim ile miladi takvim arasında 11 günlük bir zaman farkı var. Peki Türkiye'de bunu hissedebiliyor muyuz? Hissediyoruz. Bizim ülkemizde bunu hissedebiliyoruz. Nasıl hissediyoruz? Mesela bakıyorsunuz arkadaşlar biz miladi takvimi kullanıyoruz. Doğru mu? Evet. Ama Hicri takvimi de zaman zaman kullanıyor muyuz? kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz mesela? Mesela Miraç Kandili diyorsunuz. Her sene Miraç Kandili 10-11 gün önce gelir. Ya da Ramazan Bayramı diyorsunuz. Her sene Ramazan bir önceki Ramazan Bayramından 10 gün ya da 11 gün önce gelir ya da Kurban Bayramı. Biz o dini günleri, dini geceleri, dini bayramları Hicri takvim esasına göre ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Bu dönem çıkıyor. Ya da hacca gidecekler her sene aynı ayda, aynı dönemde hacca gitmiyorlar. Hac mevsimi de dönem itibariyle değişiklik gösteriyor. Biz neye göre ayarlıyoruz bu dini haseleri? Hicri takvime göre. Ama resmi işlerde hangisini kullanıyoruz arkadaşlar? Miladi takvimi kullanıyoruz. Peki her toplumun kendine göre takvim başlangıçları var. Takvimleri yapanlar, takvimleri meydana getirenler takvim başlangıçlarını kendi değerlerine göre belirlemişlerdir. Mesela bakıyorsunuz. Yazmışım. Yahudiler takvimi yapacakları zaman kendilerine göre bir yıl belirlemişler. Milattan önce 3761 demişler. Yaradılış yılı olarak kabul edilir o. İşte yaradılış yılını takvimlerinin başlangıcı kabul ederler. Yunanlar ise Yunanlar takvimlerini olimpiyatlara göre düzenlerler. Her dört yılda bir olimpiyat yaparlar. Biliyorsunuz o özellik vardır Yunanlarda. Kültürel bir etkileşimdir aynı zamanda. Ve bilinen İlk Olimpiyat milattan önce 776 yılında Atina'da düzenlenmiştir. İşte o olay kendi takvimlerinin başlangıcı kabul edilir. Milattan önce 776. Romalılar ise takvimin başlangıcı olarak özellikle Romulus Romulus kardeşlerin etkisiyle oluşturulan bir şehrin kuruluşunu dikkate alırlar milattan önce 753. Müslüman dünyası ise takvimin başlangıcı olarak Hicri takvimin başlangıcı olarak neyi esas alır? Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alır. 622. Dolayısıyla arkadaşlar her topluma göre, her millete göre ya da dini yapıya göre takvimlerin başlangıcı farklılık arz eder mi? Evet arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim bize. Tarihte Türklerin kullandığı takvimler neler? Yani sırasına göre baktığımızda biz zaman süreci içerisinde hangi takvimleri kullanmışız? Bir onları değerlenmeye alalım. Hoş şu anda kullandığımız takvim biliyorsunuz ama İlk takvimimiz, ilk takvimimizden itibaren günümüze kadar intikal eden süreç içerisine hangi takvimleri kullandık bir bakmak lazım. Peki, şimdi gelelim arkadaşlar ilk takvimimize. Türklerin meydana getirdiği bir takvime. Hangisine? 12 hayvanlı Türk takvimi. Unutmuyorsunuz arkadaşlar, Türklerin kullandığı ilk takvim kendilerinin meydana getirdiği bir takvimdir. Başkalarından almadık. Belki bugün bizden alıp da kullananlar vardır. Ama bu takvimi biz meydana getirdik. 12 hayvanlı Türk takvimi olarak karşımıza geliyor. Bu takvim güneş yılı esasına göredir. 365 gün 5 saat gibi. Belki 5 saatten biraz fazla hesaplanmış. Ve bu takvime göre yıllar hayvan ismiyle anılır. Aman ona dikkat edelim. Aylar değil. Yıllar hayvan ismiyle anılır. Her yıla bir hayvan ismi verilmiştir. Peki aylar? Aylar sayısal değerle ifade edilir. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla aylar sayısal değerlendirmeye tabi tutulurken yıllar hayvan isimleriyle ne yapılır? ifade edilir. 12 hayvanlı Türk takviminin yılbaşısı yani ilk günü kabul edilen gün Nevruz'dur. Yengi Gün diye geçer eski Türkçe'de ya da Nevruz olarak der. Nedir Nevruz? Nevruz yeni gün olarak ifade ediyor ama bizim için Nevruz arkadaşlar Türklerin Ergene Kon'dan çıktığı gündür. İşte o gün bizim için takvimin başlangıcıdır. Türklerin Ergene Kon denilen vadiden çıktığı güne biz Nevruz diyoruz takvimimizin başlangıcıdır. 21 Mart'a denk gelir. Öyle bir değerler var. Peki takvimin başlangıç yılını neye göre ayarlamışız? Mesela demin söyledim işte Yahudilerin başlangıç yılı, Yunanların başlangıç yılı, Romalıların başlangıç yılı, Müslümanların başlangıç yılı her biri farklıydı. Türkler de kendi takvimlerine başlangıç yılı olarak milattan önce 209'u dikkate almışlardır. Metenin tahta geçtiği tarih. Asya Hun devletinin hükümdarı Metenin tahta geçtiği tarih milattan önce 209 12 hayvanlı Türk takviminin başlangıcı olarak değerlenmeye alınır mı? Evet. Şimdi bakıyorsunuz Türklerin kullandığı takvimde neydi? Her yıla bir hayvan ismi verilmesi esastır. Tabi eski isimlerini ve yeni isimlerini dikkate alarak oraya ilave ettim. Mesela ilk yıl sıçan yılı, sıçkan yılı diye geçiyor. İkinci yıl sığır yılı ki eski Türkçesi ud yılı diye geçiyor. Üçüncüsü pars, pars ya da kaplan da diyebiliriz biz buna. E, dördüncü yıl tavşan veya tavışkan yılı eski Türkçesiyle. Beşinci yıl ejder yılı veya timsah yılı. Ya da nek yılı diye geçer. Altıncı yıl ılan yılı yani yılan yılı olarak ifade ediliyor. Yedinci yıl at yılı yani yunt diye geçiyor. Sekiz koyun yılı koy ifadesi var. Dokuz maymun yılı yani biçin yılı diye geçer. On tavuk yılı yani tagaku yılı ifadesi verilir. On bir köpek yılı it yılı olarak bilinir ve 12. yıl domuz yılı, tonguz yılı olarak bilinir. Şöyle yapılıyor. Yıllar geçtikçe bir sonraki yılı atlıyorsunuz. Domuz yılı bittikten sonra başa dönüyorsunuz. Yani sıçan yılına dönüyorsunuz. Yine aynı şekilde 12 tur attıktan sonra tekrar başa dönüyorsunuz. 12 tur attıktan sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Bu şekilde bir takvim olgusu ortaya çıkıyor. 2020 yılı mesela 12 hayvanlı Türk takvimine göre hangi yıla denk geliyor? 2019 yılı hangi yıla denk gelmişti? Mesela şöyle söyleyelim. 2018 it yılı idi. Yani köpek yılıydı. E buna göre 2019 domuz yılı olarak değerlendiriyor. O zaman 2020 ne yılı olur? Başa dönüyorsunuz. Sıçan yılı. Yani günümüzde söyleyiş tarzıyla fare yılı da diyebiliriz. Dolayısıyla 2020'yi fare yılı olarak değerlenmeye Alınır. Türkler takvimlerini yaparken bu esasa göre ne yapmışlardır? Yapmışlardır. Tabi bu e, takvimleri meydana getirirken her yılın kendine ait özellikleri vardır. İşte olayların değerlendirmesi vesaire. Mesela baktığınızda e, sıçan yılında kan dökmenin çok olduğu ifadesi vardır. Karışıklıkların çok fazla olduğu e, böceklerden zarar görmenin yoğun olarak yaşandığı ifade edilir. Yani yılları değerlendirirken ona göre de bir tabi kehanet gibi duruyor ama e, yaşanan olayların yansıması olarak da ifade edilir. Mesela e, U yılında yani sığır yılında savaşların çoğaldığı, hastalıkların inanılmaz boyutlara ulaştığı görülüyor. Hatta hangi yılda doğduysanız o yılın karakteristik özellikleri size de yansıdığı ifade edilir. Yani sizin karakterinizde yılın etkisinin de yansıdığı söyleniyor. Bunu da ifade etmek lazım. Peki gelelim ikinci takvimimize. Hicri takvim. Arkadaşlar Müslümanlar Hicri takvimi kullanıyordu. Türkler de İslamiyet'e geçtikten itibaren Hicri takvimi kullanmaya başladı. Türkler İslamiyet'e geçti ve hicri takvimi ne yapmaya başladılar? Kullanmaya başladılar. Arkadaşlar hicri takvim 12 ay üzerinden 354 gün süresine göre değerlendirilmiş bir takvimdir. Tabi 11 günlük zaman dilimini daha önce söylemiştik. Başlangıcı peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alır. 622 yılında peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Ve bu olay bu takvime başlangıç kabul edilir. Tabi takvim daha sonra düzenlenerek son halini almıştır. Son halini veren İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer döneminde son halini almıştır ve resmi işlerde ...artık kullanılmaya ne yapmıştır? Başlanmıştır hicri takvim diyoruz. Ha Araplar İslamiyet'ten önce kullanmıyor muydu? Tabii ki kullanıyordu. Ay esasına göre takvimi kullanıyorlardı. Ama son halini, en kesin halini aldığı dönem... ...Hazreti Ömer dönemidir. İkinci halife olarak bilinir. Üçüncü takvimimiz. Türklerin kullandığı üçüncü takvim. Arkadaşlar, Türklerin kullandığı üçüncü takvim... Celali takvimdir. Bu da bize ait bir takvim. Bu da bize ait bir takvimdir arkadaşlar. Celali takvim dediğimiz takvim Büyük Selçuklu sultanı Celaleddin Melikşah tarafından düzenletilmiş bir takvimdir. Büyük Selçuklu Devleti döneminde mali işlerde Hicri takvimden başka bir takvim kullanılması gündeme geliyor. Çünkü güneş yılı esasına göre e, vergilerin alınması, hesaplanması, değerlendirmesi, toplanması gündeme geldi. O yüzden dedi ki Celalettin Melikşah biz hicri takvimden başka sırf mali işlerde sadece mali işlerde kullanabileceğimiz bir takvim yapalım. Ve bunu da gerçekleştirdi. Dönemin ünlü bilim adamlarından astronom, matematikçi tabi edebiyatçı yönü de var. E, İranlı Ömer Hayyam'a verdi görevi. Ömer Hayyam bu görevi layıkıyla yerine getirdi ve güneş yılı esasına göre yine başlangıç noktasında yılbaşısı 21 Mart olarak bilinen bir takvim meydana getirdi. İşte bu takvime Celaleddin Melikşah, Melikşah'ın ön adına izafeten Celali takvim ismi ne yapıldı? Verildi. Tahmin olarak e, başlangıç yılı 1079'a tekabül eder. Melikşah'ın tahtta olduğu e, yıllardan birisidir. Dolayısıyla Türklerin kullandığı üçüncü takvim kendilerine ait meydana getirdikleri ikinci takvim olarak da değerlendirilir. Celali takvim çok fazla devlet kullanmadı açıkçası. Büyük Selçuklu Devleti ve Harzemşahlar Devleti bu takvimi ne yaptılar kullandılar diyoruz arkadaşlar. Geçelim. Üçüncü e, düzeltiyorum. Dördüncü takvimimize. Arkadaşlar nasıl Büyük Selçuklu Devleti mali işlerde bir takvim meydana getirdiyse, sadece mali amaçlı bir takvim meydana getirdiyse, Osmanlı Devleti de mali işlerde kullanabilmek adına bir takvim meydana getirmiştir. Buna Rumi takvim adını vermiştir arkadaşlar. Tabi bu takvim öncelikle mali işlerde kullanılıyordu. Özellikle e, 1739 döneminde e, mali işlerde kullanılmaya başlanan bir takvimdi. Birinci Mahmut döneminde kullanılan bir takvimdi mali işlerde. Sonra Tanzimat sonrasında Sultan Abdülmecit döneminden itibaren 1840'dan itibaren her alanda kullanmaya başladık. Sadece mali alanda değil, her alanda ne yaptık? Kullanmaya başladık. Yine bu takvimin de başlangıcı aslında ...Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretidir. 622 esas ama güneş yılına göre düzenlenmiştir. Yılbaşısı 1 Mart'tır ki uzun yıllar Türkiye'de hatta 1980'lere kadar 80'ler dahil Türkiye'de mali yılbaşı olarak hep 1 Mart esas alınmıştır. Vergilerin belirme, belirlendiği ay olarak da değerlenmiyor. O yüzden bu takvim uzun yıllar bu ülkede ne yaptı? Faaliyetine devam etti. Kullanılmaya devam etti. Onu da ifade etmek lazım. Ha, resmiyette kaldırılması hicri takvimle aynı döneme denk gelir. 1926'dır. 1926'da hicri takvimde kaldırıldı. Normalde resmiyette Rumi takvimde kaldırıldı. Fakat fiiliyatta hem hicri takvim kullanılmaya devam etti hem Rumi takvim mali işlerde de olsa kullanılmaya ne yaptı? Devam etti arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Tabi bu takvime Osmanlı'nın son anlarında Rumi takvim yerine takvimi Garbi ismi verildi. Hesaplaması çok kolay. Bir kişinin Rumi takvime göre doğum tarihini hesaplaması Normal şartlarda çok kolay matematik işlemi gerektiriyor ama basit bir matematik işlemi 584 artı eksi hesaplamayı çıkartır. Yani baktığınızda işte 2000 doğumluysanız 584 çıkardığınızda Rumi takvime göre hangi yılda doğdunuz ortaya çıkar. Ya da 2003'te, 2004'te, 2005'te doğduysanız 584 çıkartıyorsunuz. Hangi Rumi yılda doğdunuz ortaya çıkar. Hatta Osmanlı tarihinde meşhur bir savaş vardır. 93 Harbi diye geçer. Nedir bu 93 Harbi dersiniz bakarsınız 1877 Osmanlı Rus Savaşı diye görürsünüz. E 93 Harbi der 1877 der. Niye? Çünkü 1877'den 584'ü çıkartırsanız 1293 yılına tekabül eder. Son iki rakamını kullanırlar. 93 Harbi ifadesini kullanırlar arkadaşlar. Mesela Tokat'ın meşhur bir türküsü vardır. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taştı. Şimdi buradaki 15'lik kavramı 15 yaşında olanları ifade etmez. Buradaki 15'li kavramı 1315 doğumluları ifade eder. ...1315 doğumluların askere alınmasını ifade eder ki o da Rumi takvime göre, Rumi tarihe göre belirlenmiş bir e, dilimdir açıkçası. Peki arkadaşlar Rumi takvim deyince de aklımıza bu gelecek. Peki gelelim Türklerin kullandığı son takvim. Arkadaşlar Türklerin kullandığı son takvim Miladi takvimdir. Miladi takvim Güneş yılını esas alır. 365 gün 6 saat esasına dayanır. Başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumudur. Sıfır yılında doğduğu kabul edilir. Ona milat denir. Ona göre de bir takvim düzenlenmiştir. Arkadaşlar bu takvim Mısırlıların kullandığı takvimin sonra Julian takviminin geliştirilmiş halidir. En son halini veren Papa 13. Gregor olmuştu. Hatırlayınız arkadaşlar. Ne zaman bu takvime geçtik? Biz bu takvime 26 Aralık 1925'te çıkan kanunun 1 Ocak 1926'da uygulanmaya başlamasıyla geçtik arkadaşlar. 1 Ocak 1926'dan itibaren milat takvimi kullanmaya başladık. İki takvimi resmiyette bıraktık. Hicri takvimi bıraktık ve Rumi takvimi bıraktık diyoruz. Evet arkadaşlar bugün takvimler üzerine bir ders işledik. Burada kalalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşmek umuduyla.